Şimdi Ayasofya açıldıktan sonra Ali Erbaş hocamızın hutbeye çıkarak Ayasofya bir vakıf malıdır. Fatih Sultan Mehmet bunu kurmuş olduğu vakfa bağışladı. Bunu o vakıftan hariç başka amaçlarla kullanana Fatih Sultan Mehmet lanet ediyor. Allah'ın laneti üzerine olur demesi üzerine bütün ne kadar sol kesim, CHP'nin hani solcu marjinal taraftarları tweet üzerinden, sosyal medya üzerinden Ali Erbaş hocayı ağır küfürler, hakaretler, baskılar, istifa et, sen öylesin, sen böylesin, Atatürk'e hakaret ettin diye buna benzer bir sürü saldırılar, sallalar, küfürler, hakaretler haddini aştı. Çok fazla ileriye gittiler. Şimdi bunların saldırma sebepleri yani sadece Atatürk'e söylenmiş bir kelime değil yani. Kendisi dedi zaten, ben Atatürk'ü kastetmedim. 82 sene önce vefat etmiş birisinin arkasından beddua değil dua okunur dedi. Zaten Çanakkale fetihleri yıl dönümünde Atatürk'e de zaten orada dua ederek şükranlarını bildirmişti. Ama hiç kimsenin umurunda değil. Bunların niyeti Ayasofya'nın intikamını almak. Ayasofya'nın rövanşı, saldırı. Şimdi Diyanet İşleri sağ kesim tarafından daha çok desteklendiği için, sol kesimin marjinal grupları da Diyanete, dine karşı oldukları için, istemedikleri için saldırmaları lazım. Karşı tarafın filini, vezirini, daha sonra da şahını almak için hamle yapıyorlar. Şimdi Diyanet İşlerinden başlayıp Erdoğan'a yürüyecekler. Onu önce bir alsınlar, Erdoğan'ın filini. Ama kendisi bakın açıklama yaptı. Dedi ben Atatürk'ü kastetmedim dedi. Ama bu tatmin edici mi? Etmez. Çünkü etmeyecekler. Çünkü onların önüne atılmış bir kemik var. O kemiği kapmak için çok atlayan oldu. Daha çok kemik var da bunlar zaten bulacaktı. Bu olmasa başka bir şey olacaktı. Kılıçtan kılıç olmasa kesin bu Ayasofya'nın intikamını almak için tasmasını elinde tutan Batılılara, fonlandıkları Batılı ülkelere bir güzel, onları tatmin edici bir mesaj göndermek zorundalardı. Bunların derdi sadece Diyanet İşleri Başkanı'nın Atatürk'e lanet okudu demesi mi? O hani söz bu mu yani? Bundan dolayı mı sadece bu kadar alevleniyorlar, celalleniyorlar, hakaretler, küfürler, bütün kamuoyu oluşturuyorlar, istifa, istifa, görevden istifa diyorlar? Hayır, eğer gerçekten bu olsaydı onların niyeti, HDP ile işbirliği yaptıkları o HDP'nin İstanbul, Ankara, İzmir, hadi İzmir'i alıyorlar, Adana, Antalya, Mersin'e belediyelerde HDP'nin belediye başkan adayı çıkartmayıp bütün oylarını CHP'ye kullanarak CHP'yi AK Parti'nin önüne geçirmeleri sebebiyle HDP'nin yapmış olduğu ne kadar o milletvekili tecavüz olayları varsa, hani onlar da demişler diye daha önce Mustafa Kemal'in itleri, Mustafa Kemal'in itleri diye CHP'lilere demişti. Mustafa Kemal'in itleri, Kemalist'in itleri diye. Niye o zaman hani HDP'ye kalkıp da bir laf edemiyorlar? Niye o zaman HDP'ye demiyorlar ki ne, kapatın partiyi, defolun gidin? Niye o zaman her evden bir oy HDP'ye diyorlar? Niye 5 kişiden bir kişi oy versin HDP'ye? Ben HDP'ye gururla oyumu bastım diyorlar o zaman. Ne? Niye o zaman İstanbul Belediye Başkan İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu getiriliyor? En nefret ettiğim söz Atatürk'ün askerleriyiz. Kemal'in askerleriyiz, Mustafa Kemal'in askerleriyiz. En nefret ettiğim kelimelerden birisi bu diyen ateist, dinsiz bir kadını getiriyorlar, İstanbul'un il başkanı yapıyorlar ve hiçbirisi gocunmuyor bundan. Niye onların üzerine yürümüyorlar? Niye ona tweet atmıyorlar? Niye HDP'ye tweet atmıyorlar? Bunların niyetleri Atatürk mü? Hı? Bunlar Atatürk'ü ne zaman kullanıyorlar biliyor musun? Sadece karılarını dövdüğü zaman Atatürk süvetleri giyerler. 2500 liraya 1881 tane kitabı geçirdikleri zaman, kilitledikleri zaman 4,5 milyona satıp da Bodrum'dan villayı cebine cukkaladıkları gibi o villayı da böyle kenarlara, arsaları, parselleri kaydırıp da denize doğru itekleyip de denize sahil yapıp 4,5 milyonluk villayı 15 milyona, 3 katına çıkartan o Mesut Özdil gibi. Buna Yılmaz Özdil ya, ne Mesut ya, Almanya'nın milli oyuncusuna gitti, Yılmaz Özdil gibi Sözcü gazetesine. He? Niye onlara ağzını açmıyorlar, açamıyorlar? Ya da ülkeyi soyarken maske takıyorlar yani, hortumlarken Atatürkçüyüz, laikiz, bize dokunmayın, her şeyi yaparız.
İşte avrat dövdükleri zaman bunu yapıyorlar. Atatürk süveteri giyiyorlar. Biliyorsunuz İsmail Küçükkaya hep giyiyor. Ozan Güven. Bir de bu hani Ankara'nın Dikmeni diye bir film var. Dikmen'de bir orada Burak Kutlan oynamıştı ya. Hani o da kule bu da kule bizde de var Atakule diye bir komedi bir dizide oynamıştı. Bir çok güzel hareketlerin bir oyuncusu bir tane ismi aklıma gelmiyor. O da avratlarını dövdükleri zaman giyiyorlar bu süveteri. Atatürk o zaman akıllarına geliyor. Para kazandırdıkları zaman Atatürk. Çünkü para kazandırıyorlar. Veyahut da Ankara'da Mansur Yavaş'ın Sinan Aygün'le rüşvet skandalına girdiği anda hemen Fox TV'ye, Halk TV'ye götürüyorlar. Buraya bir tane bayrak, buraya da Atatürk heykeli. Hemen Atatürk. Atatürk'ün önünde. Çünkü biz Atatürkçüyüz, laikçiyiz. O zaman hep böyle, böyle alabere. Çünkü orada Fox'ta ve Halk TV'de konuşurken sorulan sorularda sen Sinan Aygün'le rüşvet mi aldın deyince konuştuğu kelimelerin yalan olmadığını insanlara ben yalan konuşmam, ben doğru insanım, benim kelimelerime inanın anlamında o Atatürk orada duruyor. Atatürk buradaysa benden yalan çıkmaz demek anlamına geldiği için. Eğer gerçekten öyle olsa Atatürk büstünün üzerine o varil geçiren Atatürk'ün heykelini ateşe veren o HDP'liler onlar için kalkıp da 3-5 kelime söylerdiniz. Onlar 2019 seçimlerinde barajı aşıp da meclise giremiyorlardı. HDP meclise giremiyordu. %10'un altına düşmüştü. Çünkü Selahattin Demirtaş 7 Ekim olaylarında halkı sokağa döktüğünde bir sürü masum cana kıymıştı. O kurban eti dağıtan biliyorsunuz değil mi? Kurban eti dağıtan Yasin Börü'yü nasıl ne hale getirdiklerini ben burada söylemek istemiyorum. Çocuk daha 18'ine bile girmemiş. Kurban eti dağıtıyor yani. Ne demek ya? Çocuğu ne hale getirdiler? Yazık ya. İşte bu 7 Ekim olaylarında halkı sokağa döküp 50 kişinin canına mal olduğu için şu anda Edirne'de hesabını veren o Selahattin Demirtaş ve 2019 milletvekili seçimlerinde 2018 pardon milletvekili seçimlerinde HDP barajı aşamıyordu. Ama ne yaptılar? CHP'nin her evden birer oy vererek HDP'yi barajı aşırdılar ve şu anda 60 tane milletvekili olarak meclise soktular. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nden dağdaki eşkıyalar, kravatlı eşkıyalar şu anda maaş alıyorlar. Emeklilikleri de var. Ve 2 tane tecavüz olayları var. Hiç konuşuluyor ama gündeme geliyor mu? Hayır. Ama ne gündeme geliyor? Diyanet, din, İslam. Çünkü oradan Erdoğan'a yürüyebilirler. HDP'nin üzerine yürürlerse ne olurlar? Almış olduğu belediyelerde yapmış olduğu ittifaklar ortaya çıkar. Ne olur? Böyle böyle ittifak yaptık der. Ne olur? Çarşaf gibi ortaya dökülür, rezil olurlar. Onların saç ayağı 2023'te HDP, CHP ve Meral. Bunlar birer saç ayağı. Erdoğan'ın karşısına dikilmek için onların oyuna çok ihtiyaçları var. İşte bu yüzden Ekrem İmamoğlu ne diyor? Ben Selahattin Demirtaş'ın siyasi çizgisini çok takdir ediyorum diyor. Ben onun siyasi çizgisinden yürümeye çalışıyorum diyor bak Demirtaş. Niye? Çünkü onlara yeşil ışık yakıyor. Onlara atanan kayyumlara ne yapıyor? Koşa koşa gidiyor. Hiç davetsiz düğünlerine gidiyor. Harayı çekiyor. Ama Ayasofya ne diyor? Bana davet gelmedi. Kendi şehrin, kendi yani belediye başkanı olduğun şehrin sana ait olan bir yer. Aynı şekilde Londra'da Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ihaleyle satıldığında Bellini'nin gerçek mi sahte mi o da belli değil. Dediler ki ne? Niye gittin? Niye aldın? Sana mı düştü? O kadar turizm bakanı dururken burada sen niye aldın dedikleri zaman ne diyor bak yırtık ondan çıkıyor ya. Ne diyor? Tabii ben gireceğim. Niye girmeyeyim? Sonuçta ben İstanbul'un belediye başkanıyım. Bu İstanbul Fatih Sultan Mehmet'in şehri, fethettiği şehir. Ben buraya hani bu şehre dair gelişmeleri ben takip etmeyeceğim, ben yürütmeyeceğim. Benim
ben müdahale etmeyeceğim de nereye edeceğim? Ankara Belediye Başkanı olsa hadi anlarız, o İstanbul'dan uzak ama bura benim mıntıkam, benim müdahale olmam gereken bir yer, benim arazim. Ben belediye başkanıyım diye hani İstanbul'u komple bütün arazisiyle benimsiyor ama ne yapıyor beyefendi? Ayasofya'nın açılışında davetiye olmadan ben gelmem. İlla davetiye olacak. Başka yere gidiyor. Hani senin mıntıkan değil mi Ayasofya? Sen belediye başkanı değil misin? Sen oraya katılmaya mecbur değil misin? Senin alanın değil mi? Orada bir şehit cenazesi olsa, aile gelme dese bile koşarak gideceksin. Neden? Bu şehir benim diyeceksin. Orada olan her şeye ben gelirim. Aile gelme demesine rağmen en ön safa dikiliyorsun. Ama Ayasofya olunca konu, seni batıldan fonlayan, paranızı verenler, tasmanızı elinizde tutanlar size katılmayacaksınız dedi. Oraya gitmeyeceksiniz dedi. Başka çareniz yok. Mecbursunuz. Mecbursunuz Ankara'ya gideceksiniz. Bahane bulacaksınız. Birisi pandemi bulur. Birisi kameraların önünde poz vermem der. Birisi benim kurultayım var der. Falan der filan der. Der de der. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.